Saadet Partisi Isparta Belediye Başkan Adayı Aydın Apaydın ve beraberindeki parti yönetimi Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinin bulunulduğu ziyaretin ardından Başkan Adayı Apaydın Kanal 32 Haber'e açıklamalarda bulundu. Isparta'yı Milli Görüş Belediyeciliği ile buluşturacaklarını ve Devlet Su İşleri ile işbirliği içerisinde olacaklarını söyleyen Başkan Adayı Apaydın, gölet projesini anlattı. Kentimize bir gölet yapacağız ve yağmur suyunu kentimize kazandıracağız dedi. Belediyeler hizmeti noktasında tüm kamu kurumlarıyla ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmak durumundadır. Bugün bu bağlamda Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Kendilerinin Isparta'nın geleceğine dair çok güzel yatırımları var. Darı Deresi 1 göletini Isparta'ya yaptılar ve içme suyu bağlamında teslim ettiler. Darı Deresi 2'yi şu anda teslim etme durumundalar. Bu bağlamda bizim de vaatlerimizden ve projelerimizden olan Isparta'nın yağmur suyu projesiyle ilgili neleri birlikte yapabileceğimizi kendileriyle istişare ettik. Isparta'nın yıllık yağış rejimi 508 milimetre. Bu aslında büyük bir rakam. Biz bunu toplayıp yağmur suyu projesiyle Sav yönünde Isparta'dan uzaklaştırıyoruz. Biz bu suyu göndermeyeceğiz. Biz bu suyu Isparta'nın tekrar kullanımına sunacağız. Diyedin bölgesinde, Diyedin Hacılar bölgesinde yapacağımız bir gölette bu suyu toplayacağız. O bölgenin öncelikle tarımına, sonra Isparta'nın ikincil kullanımlarına ve yapacağımız hobi bahçeleriyle de Isparta'nın hizmetine sunacağız bunu. Isparta'nın yeni rekreasyon ve gelişme alanı Isparta'nın doğu bölgesinde, Diyedin Hacılar bölgesinde olacak. Su çok kıymetli. 3. Dünya Savaşı bir gün çıkarsa eminiz ki su yüzünden çıkacaktır. Bu sebeple Devlet Su İşleri ile her zaman birlikte çalışmaya varız, hazırız. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Eskişehir'e denizi getirdi. Biz de Isparta'nın yağmur suyuyla Isparta'ya denizi getireceğiz. Su sporlarının her türlüsünü Isparta yağmur suyundan ürettiğimiz Devlet Su İşleri işbirliği içerisinde göletimizde, Diyedin göletimizde halkın hizmetine sunacağız. Su varsa medeniyet var, su yoksa hiçbir şey yok. Suyumuza sahip çıkmak zorundayız. Bu noktada Isparta Belediyesi'nin yapabileceği çok güzel işler var. Diyedin Ovası yemyeşil bir ova olacak. Hem tarıma, hem rekreasyona, hem de su sporlarına açılacak bizim belediyeciliğimizde. Milli Görüş Belediyeciliği her zaman hizmet üretir.